Selam herkese tekrar. Gene buradayız. Bu akşam size gördüğünüz gibi arkada valizlerimizi dizdik. Eksik birkaç tane var. Toplamda 7 taneydi gelirken. 7 valiz bir de bebek koltuğumuz vardı. Çok sorulan sorulardan bir tanesi. Aslında çok da önemli bir şey. Bugün bu videoyu kaydetmek için biraz değil mi? Düşündük taşındık nasıl yapabiliriz diye böyle sıkıcı bir video olmasın diye. Evet. Bağımlı'nın fikri dedi ki valizleri salonun ortasına yığalım, içine de birkaç bir şey dolduralım. Ne getirdiysek koyalım dedik, birer örnek dedik yani hepsinden ve gösterelim bakalım, yavaş yavaş da anlatalım gelirken ne getirebiliriz. Evet, yani evet. Sonuçta bütün hayatınızı buraya taşıyacaksınız. Evet, yani kolay değil, bütün 30 yıllık, 35 yıllık hayatımızı her şeyi bırakıp hepsini aldık, 7 tane valize sığdırıp getirdik buraya. Evet, aslında sonradan anladık ki bazı şeyleri de sonradan getirebilirmişiz bir kısmını ya da buradan da alabileceğimiz şeyler varmış ama tabii ona hiç girmeden aslında biraz da neler getirdik onu anlatmaya çalışacağız. Var evet, mı? Hakkımız vardı, biz de hakkımızı sonuna kadar kullandık. Evet. Buraya getirdik. Hakkımız vardı derken ne vardı Banu? Türk Hava Yolları ile geldik. Evet. Türk Hava Yolları bize ne sağlamıştı hak olarak? Şöyle 4 kişi geldik, 4 biletimiz vardı, evet, değil mi? Kişi başına 2 valiz getirebiliyorsun. 2 parça. 2 parça valiz. 23 artı 23 toplamda 46 kilo hakkın var. Bir de kabin içine alıyorlar. Kabin içine alabilirsiniz. Küçük boy zaten valizlerden. Kabin içine alabilirsiniz. Ben sadece uçağın içine vereceklerinizden bahsediyorum. Ama tabii ki değişebilir. Biz bu videoyu çekerken belki Türk Hava Yolları'nın kuralları değişmiştir. Evet. Onu bilmiyorum. Onu bir daha bir kontrol edin. En son yılın geldiğimde aynıydı. Evet, evet. Yani kişi başı 23 artı 23, 46 kilo hakkımız var içinde taşımak için. Yani bizde 23'ten kastın şey değil mi? Bir valizin ağırlığı 23 kiloyu geçmemek zorunda. Evet. Doğru değil mi? Bir parçanın ağırlığı. Evet. Biz 7 valiz, bizim hakkımız 8 taneydi. 7 valiz doldurduk. 8. hakkımızı dedik ki buraya gelince bebek koltuğu, araba koltuğu almamız lazımdı kızımıza. Oğlumun koltuğunu buraya getirmeye karar verdik. Ama meğersem şunu öğrendik ki bebek koltuğu, bebek arabalarını yükten saymıyorlarmış. Yani ekstra biz aslında ekstra bir valiz daha getirebilirmişiz ama İyi ki de getirmemişiz. Nasıl taşıyacaktık o kadar valizi diye düşünüyorum. Evet. Tamam. O da var. Şimdi valizleri açabiliriz sırayla. Neler varmış içinde? Evet, ilk valizlerden başlayalım o zaman. Tamam, büyüklerden. Evet, ben de şöyle açayım bakalım. 1, 2, ne çıktı valizden? Amerika'ya valizlerin içinde mi geldiniz? Ben hiç hatırlamıyorum bunların valize geldiklerini. Ben valizin içine gelir mi? Öyle mi? Ben tuvalete gittikten sonra siz görmediniz ha? Böyle bagaja doğru gittim, ondan sonra kapıyı açtım, içine girdim, ondan sonra valizleri vurdum girdim. Peki, o zaman hoş geldiniz Amerika'ya. Herkese bay bay deyin bakalım buradan. Bay bay! Bay bay! Tamam, sizi odanıza doğru alalım, biz de anlatmalara devam edelim. Siz oyununuza geçin bakalım buradan böyle. Hadi bakalım. Evet, biz de valizleri kenara alalım bir taraftan. Dedim ya, çocuklarla kayıt çok kolay olmuyor. O yüzden kendimizce şunları şöyle kenara alayım. Evet evet. Oldu mu orada? Şöyle yan koysan herhalde daha rahat olur. Ya 7 valizimiz vardı. Tekrar ediyorum birkaç defa ama çok düşündük değil mi Türkiye'deyken? Neler gelir, neler gider, iklim nasıl olur? Onların hepsinin etkisi var tabii ki. Tabii ki. Gideceğiniz yere göre karar vermeniz gerekiyor. Yani çok sıcak bir yere gidiyorsanız çok kalın kabanlar, montlar getirmenize gerek yok. Ya da botlar. Yani gideceğiniz yere bağlı olarak değişiyorlar. Biz peki ne getirdik? Ve kaç kişi olduğunuza bağlı. Evet. Çocuklara bağlı. Bittik yani. Bakalım ilk valiz. Bence şu küçük valizden başlayabiliriz. Tamam. Buraya gelirken şöyle biraz böyle alayım mı kameraya daha iyi olursa. Evet. Bu biraz mutfak eşyalarıyla dolu. Şimdi biz orada evimizi tabii ki vardı, sattık. Eşyalarımızın hepsini dağıttık. Sonra gelirken de küçük bir valize oradan getirebileceğimiz. Mikrofon biraz uzakta bağlı. İstersen biraz sesini yükselterek konuş. Çünkü sonra kamera karşısından duyamıyoruz sizi diyorlar. Tamam. Yaka mikrofonumuz uzakta. O yüzden daha yüksek. Evet. Gelirken buraya dedik ki mutfak eşyalarımızdan neler getirebilirsek getirelim. Zaten biz bunları çoğunu dağıttık. İşte bazı eşyalarımızı sattık. Ama dedik ki 8 tane valiz hakkımız var. Niye biz bunu kullanmayalım dedik. Gelirken
bir küçük tencere getirdik. 8 dedin. 7 miydi 8 miydi? Kafası karışmasın herkese. 8 hakkımız vardı ama önce biz 7 tane evet, doldurduk. Çünkü birini koltuğa kullanmıştık. Evet. Ben de şöyle geçeyim. Eğer çay içmeyi seviyorsanız mutlaka valizinizde küçük bir çaydan daha yer açın deriz. Türkiye'den geldi. Yanlış evet, olmasın. Aynen Türkiye'den geldi. Tencere Türkiye'den geldi. Evet. Neden diyorum? Ya burada da var. Türk marketleri var. Burada işte... Fiyatlar daha pahalıydı. Anlattığım kadarıyla değil mi? Burada evet. Biraz daha pahalı. Yani yaptım. Bunu 50 liraya alıyorsanız Türkiye'de. Burada da 50 dolar veriyorsunuz. Neden ben bunu zaten kullanıyordum. Küçük ve sevdiğimiz bir şeydi. Yani evet. İçimiz içiyoruz. Neden buraya gelip 50 dolar para vereyim ki dedim. Hop valizim içine atıverdim. Tabii ki çay içmeyi seviyorsanız gelirken getireceğiniz de çay bardaklarımız ve çay tabaklarımız. Evet. Bunları da mutlaka yer açtık. Dediğim gibi burada var ama yani Türkiye'ye kıyasla çok pahalıya geliyor geldiğimizde. O yüzden biz getirmeyi tercih ettik. Yani biz aslında buraya geldikten sonra bazı gelmelerin nasıl diyeyim fiyatların pahalı olduğunu kıyasladık. Ama evet. Oradan buradanın fiyatlarını bilmiyorduk. Yani getirelim. Yanımızda bulunsun. İhtiyacımız olacaktır diye düşünerekten. Evet. Her şey için pahalı demiyoruz. Ya temel mutfak malzemelerimizi yani ne gerek var orada da satın alırız yani madem ki hakkımız var deyip içine evet. Koyduğumuz şeyler. Burada da bulur musunuz? Bulursunuz. Paranız var da taşımazsınız. Alırsınız. Size herkesin, kalmış. Herkesin kişisel tercihi. Tabii. Bu bizim valizimiz yani. Yani biz dedik ki en azından yeni hayat kuracağız. Neden fazladan bir 100 dolar harcayacağımıza dedik. Valizimizde hakkımız varsa getirelim diye düşündük. Evet. Bir rendemiz vardı. Bu da Türkiye'den ilk gelen eşyalarımız arasındaydı. Aynısı IKEA'da burada da var. Tabii ki gelirken sofra bezimizi de getirdik. Çocuklar işte yerde bir şey yedikleri zaman, iş yaptıkları zaman lazım olur diye. Bizim senelerdir evlendiğimizde 10 senelik çatal kaşıklarımızı gelirken yanımıza getirmeyi unutmadık. Onları çok seviyoruz. Buraya kadar taşıdık. Yani onlarla yediğim zaman kendimi daha bir doymuş, daha bir tok hissediyorum. O yüzden diyeyim. Evet. Dediğimiz gibi neden para vereceğiz dedik. Getirdik. İşte evet. Birkaç böyle plastik çocuklar için bardak. Süt falan içiyorlar şimdi evet, onunla. Evet, bardak getirdik. Ya aslında bunların fazlası var. Yani ama hepsini indirmedik raftan değil mi sonuçta? Tabii, evet. Yani atıyorum bu plastik siz... bardaklardan 6-7 tane var. Yani göster. Çay bardağı, çay bir tabağı. Bir tane getirmedik. Ya, tabii ki bir tane gelmedi. Bu bir takım yani. Örnek olarak gösteriyoruz. Yanlış anlaşılmasın. 6'şer tane getirdik. Tabii ki Türk kahvesi içmeyi seviyorsanız. Olmazsa olmazımız. Tabii ki fincanımız. Ve ben cezve koymayı unutmuşum. Sonra cezvemizi de getirmiştik. Bir saniye sen kaydı anlatmaya devam et. Ben bir tane cezve kapıp geliyorum. Gelirken çünkü dediğimiz gibi bunlar burada var. Ama her yerde bulamıyorsunuz. Yani sadece Türk marketlerinde bulunuyor. Ve hani neden dedik masraf yapacağımıza? Bu da bizim senelerdir kullandığımız kahve fincanlarımızdı. Onlar da valizimizde bir yer açtık, getirdik. Ne getirdik başka? Ne getirdik? İşte tepsimizi getirdik. Bunun dışında içine koymayı unuttuğumuz ufak tefek gene mutfak eşyaları, işte yemek tahtasıydı. Yani aklınıza gelecek ufak tefek sızdırabileceğimiz limon sıkacağı. Evet. Şuna bakmayın hepsini... yani şunlar da cezveler. Bir ufak daha vardı da herhalde makinede onu bulamadım. Evet. Onu da şöyle koyayım. Bunların hepsini bir arada getirmedik. Ben bir yazın geldiğim için bu birdi. Yazın gelirken bir tane daha getirdim. İkilemiş olduk oradan gelirken. Evet. Yani... Hepsi anlattın. Evet, evet. Mutfak eşyaları. Mutfak eşyaları getir. Normalde burada yani her şey pahalı değil tabii ki. Yani tabak, bardak her şeyi buradan aldık. Yani Türkiye'deki fiyatlarla kıyaslarsanız hemen hemen aynı geliyor. Ama özellikle hani tavsiye edebileceğimiz çay içmeyi seviyorsanız çaydanlık dediğim gibi burada Türk marketinde pahalı. Ondan sonra evet fazla gürültülü oldu. Ben bunları paketleyeyim bir taraftan. Sen istersen diğer valize geç. Evet beraber hem paketleyip hem konuşabiliriz. Tamam. İşte yani biz böyle küçük eşyalarımızı getirmeyi tercih ettik. Çünkü dediğimiz gibi yeni bir hayat kuruluyorken yani istiyorsun yani hayatın olmazsa olmazlarından mutfak değil mi? Evet. Bunlar mutlu. Zaten yemek yiyeceğiz, pişireceğiz. Ondan sonra da yani bir sonraki aşamada giyeceğiz, edeceğiz. Evet. Çocuklarla ilgili aşamaya geçmek ister misin? Hani çocuklara önce evet, öyle. Çocukla evet. Olduğumuz için bir de o ekstra ne oldu? Oyuncaklarla ilgili bir sürecimiz oldu. Onların oyalanacağı. Çünkü yeni bir dünya, yeni bir yere gidiyoruz. Sıkılacaklardır. Evet. Biz bir de şeyi sevmiyoruz arkadaşlar. Yani benim tabletim yok. Yani benim de yok. Hiçbir tablet almadık. Tablete oyun yükleyip cep telefonuna oyun yükleyip çocukların ellerine vermeyi tercih etmiyoruz.
Onun yerine evet. Demek Legolarımız vardı Türkiye'de. Ben çocukken Lego'yu çok seviyordum. Tabii ki bizim çocuklarımız da diğer çocuklar gibi telefonda, tablette, işte bilgisayarda oyun oynamayı seviyorlar. Yani özellikle toprak için söylersek, ırmak da bilmiyor bile. Ama bizim benim telefonda da, eşim telefonda da hiçbir oyun yok. Biz oyun kendimiz yok. İçin de düşünüyoruz yani. Çok büyük bir vakit kaybı aslında evet. Değil mi? Evet, neyse bu tabii ki bizim... Bu ayrı bir konu, evet. Biz evet. Şöyle tamam devam ederiz. Hayır, açacağız. Pardon ben. Özür dilerim, kafa gitti. Nereden şey? Bilemiyorum, burada kalmış. Tamam. Evet, burada da... Şimdi dediğimiz gibi bizim oğlum çok seviyordu. Kızım da şimdi seviyor. Biraz daha küçük bir oynamak için. İçine açamadım. Böyle açamazsa kesinlikle. Legolarımızı aldık geldik oradan. Daha da var aslında. Gene yani örnekle sembolik örnekleri ortaya çıkardık. İşte benim zor oyuncaklar. Oyuncaklarımız. Kızımın en sevdiği oyuncakları getirdik. Mini. Bayılıyor. Belki görmüşsünüzdür. Mini kostümüyle geziyordu halamın etkinliğinde de. Evet. Mini'yi evet. Çok seviyor. Ve Piglet'imiz işte. Onun dışında da yine kitaplar. Çocukların okuması için kitaplar getirdik. Tabii ki olmazsa olmaz burada kıyafetlerimiz. İşte çocuklar havuz olduğu için mayolarını da unutmadık. Mayolar da geldi. Evet. Tişörtleri, kıyafetleri. Öbür zıbır kıyafetler yani. Giyin yani dışarı. Burada orada giydiğimiz. Yeni alıp hiçbir şey getirmedik değil mi biz? Hayır. Zaten hani tavsiye ederiz yeni alıp bir şey getirmeyin. Çünkü dediğimiz gibi burada pahalı değil. Her şeye ulaşabiliyorsunuz. Ayakkabılarımızı getirdik. Yani ben de bot getirdim mesela. Askerden kalma bir askeri botum vardı yıllardır. Hiç eskimez bilir askerde askerlik yapan arkadaşlar. Onu getirdim. Yani o da neden? Dedim ya daha önceki videolarda üstüme gelirken yok yağmur oluyor, yok çamur oluyor. İşte şu bu. Evet. Onun için getirdim ama yani bir kere mi giydim, iki kere mi giydim o da sırf şey için böyle hani hadi getirmişim giyeyim bari dediğim için. Yoksa burada kış yok, yağmur yok. Ama bir yukarıya gitseydik New York tarafına herhalde oraya taşınmış olsaydık bambaşka evet. Olurdu. Burada arada unutmadığımız bir şeyimiz daha var. Gelirken neyimizi getirdik tabii ki. Elektronik eşyalardan bahsedelim belki evet. Biraz. Evet, elektronik eşyaları getirsem mi diyen arkadaşlar vardı. Başka forumlarda bize soru olarak da. Arkadaşlar burada 220 volt değil 110 voltla çalışıyor eşyalar. Elektronik evet. Eşyalar. Buranın tamamen elektriği 110 volt üzerine kurulu. Fişleri, prizleri de farklı. Ev videosunu çekmiştim. Amerika'daki evler nasıl diye. Dolayısıyla getireceğiniz elektronik eşyaların işte saç kurutma makinesi olur, saç düzleştirici bayanlar için evet, sakal evet, sakal saç tıraş şey olabilir. Onların üzerine bir kontrol edin. Adaptörlerinin değerlerinde veya üzerindeki güç şeylerin evet. Değerlerinde 110 voltla çalışabileceği ile ilgili bir ibare var ise getirin. Yoksa hiçbir şey. Bilgisayarlar genelde öyle üretiliyor, adaptörler. Yani bizim getirdiğimiz bilgisayarlar sadece ucuna soket değiştirerek, burada çok basit, 3-5 dolar aldığınız bir aparatla prize takıyorsunuz, devam ediyorsunuz. Ama ne saç kurutma makinesi genelde yani, çalışmıyor yani, öyle ya söyleyeyim. Ben getirdim, bir tane bir alet getirdim ama çalışmadı. Yani böyle çalıştı da çok yavaş çalıştı. Evet. Hiç, ya ben... Randıman alamıyorsunuz. Evet, saç düzleştireceğimi, şekillendireceğimi getirmemiştim, bıraktım. İyi ki de getirmemişim. Burada zaten hani dediğim gibi 10 dolara saç düzleştirici aldım. Saç düzleştirici aldım. 10 dolara. Evet, evet. Çok uygun fiyatlara çok güzel şeyler. Kendinize hiç yük yapmayın onları getirmek için. Zorlamayın yani. Eğer hemen hani aynı birkaç gün içinde değil mi acil aman hemen gideceğim kurutacağım saçlarımı falan bile deseniz. Ama işe yaramaz zaten. Çalışmayacak yani. Yani çalışmayacak. Sadece bilgisayar getirebilirsiniz ve cep telefonu. Biz yani bilgisayarımızı ve cep telefonlarımızı getirdik. Cep telefonlarımızı getirdik, evet. Ama onda sonra pek işe yaramadı. Cep telefonlarımızı değiştirmek zorunda kaldık. Ama o bizim telefonlardan kaynaklı. İnsanlar yanlış yapmış. iPhone'umuz olsaydı iPhone. Bizim telefonlar... 3G'ydi. 3G telefondu. Buradakiler 4.5G'ydi. Arada böyle bir bağlanamadı. General Mobile'ın Discovery modeli. Ha, onu da söyleyeyim yani. İkimizinki de aynı telefon modeliydi ve ikimizinki de internet süründü yani burada. Bağlanamadı hiçbir şekilde yani o randımanı alamadık. Neyse sonra gittik Samsung aldık. Evet, reklam yapmayalım. Reklam yapmayalım. Bizden para kazanmasınlar değil mi? Evet arkadaşlar bu da böyle. Ha bu arada bu valizleri de buradan aldık değil mi? Biz arkadaştan, eşten, dosttan valiz aldık. Onu da anlatmak ister misin? İlk gelirken evet. O 7 tane valiz ya bu. O kadar 7 tane valiz. Bizim hiç valizimiz yoktu ya. Bir evet. Tane valiz aldık yeni. Kemer altından bir, o da. Bir iki tanesini kardeşlerimizden ödünç aldık. Sanırım 4 tanesini de
Benim arkadaşım sağ olsun hepsini bize verdi. Pelin, lütfen. Buradan Pelin, selam söylüyoruz ona. Evet, teşekkür selam ederiz. Selam söylüyoruz. O bize verdi. Dönerken getirsin. Yani izne giderken Türkiye'ye geri getirirsin diyerekten evet, aldık biz... ki öyle de gitti yani o valizlerin birçoğu. Biz de buradan aldık yani. Evet, son valizimizde istersen. Mesela şu iki valize hani yeri gelmişken kaç para? Bunların modeli ne? Göster. Samsonite marka. İki valiz kenarda kalıyorlar ama. Evet. İkisini buradan aldık. Kaç para verdik burada hayatım bunların ikisine? Hatırlıyor musun? Sanırım bu büyük olana yani 80 dolar. Bu da 67-70 dolarla. Evet, Türkiye fiyatlarına sen bakmıştın Boyner'den. Yani evet. Kaç paraydı bunlar? Zaten Samsonite marka dendi mi herkes bilir yani internette çok çok daha pahalı. Çok orada. Pahalıydı. Hani ve, burada uygun fiyata bulunabiliyor. Ve çok pahalı valizler almayın arkadaşlar. Çünkü sağ olsun. Çıkıyorları. Çıkıyorları yapmıyor. Havaalanındaki görevliler, o taşıma görevlileri pek hoyrat davranıyorlar. Türk Hava Yolları çünkü sadece uçakla getirip götürüyor. Valiz işlerine iç hatlara başlıyor. Valizleri böyle tutup atıyorlar. Ya parçalanıyor, ya kırılıyor, ya bir şey oluyor. Yani bunlarda bile var yani yırtıklar, patıklar. Daha iki defa gidip geldiler Türkiye'ye. Bu da tamam mıydı? Evet, onu da önce bırakabilirsin. Tamam, bunu da ayırdım böyle. Son valizimizi açalım. Son valizimizi açalım. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Arka fonu görmek isterseniz onu da yani geri gelmişken. Şimdi bizim burada saat 9'a çeyrek var. Bunları iki yana aldım. Şu an sizler uyuyorsunuz büyük ihtimal. Uykudasınız. Türkiye'de saat 5'e çeyrek var. İstanbul saatinde ayarladım. Çünkü bazen Türkiye'yi arayacağız edeceğiz görüşmelerde. Ya orada uyuyorlar mı ya falan derken iyi oluyor yani oradaki saati de buradan görmek kendi adımıza. Onu da söylemek istedim. Kusura bakma konu dışı. Evet. Evet diğer valizimiz. Evet bunların da bulundum. Hala üzerlerinde Türk Hava Yolları stickerları var. Onları çıkarmamışız. Ha bir de bir ayrıntı, çok özür dilerim. Evet. Bakın şey var burada, ilk acemilik tabii o zamanlar. 7 valize giriyorsun, herkesin valizi birbirine benziyordur diye. Böyle kendimize pembe kurdelalar yapmıştık. İlk seferde değil mi? Pembe. Üzerine de isim ve telefonlarımızı yazmıştık. Gerçi daha modern aparatlar var şimdi ama işte. Evet. Ne yapacaksın o zaman bilmiyordum. Dedim ki Türk style. Türk style, Türk style. Evet. Açıyorum. Dındır 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 dındır. Açtım. Evet efendim. Evet. Buyurun. Tabii ki gelirken buraya ne getirdik? Geleceğiz, yatacağız, uyuyacağız. Bize yorganlarımızı koyacak ne lazım? Nevresim takımı lazım. Nevresim takımları, çarşaflar. Çarşaf, nevresim takımı getirdik. Burada çünkü biraz daha stilleri farklı. Değil mi? Tarzlar yani farklı. Genelde de burada görüyorum Türkler gitti mi getiriyorlar. Oradan alıyorlar, getiriyorlar. Çünkü şey... Yani biz yorganları bir içine koyuyoruz, kapatıyoruz, düğmeliyoruz ya. Burada öyle tarz yok. Evet, evet. Maalesef. Tabii ki gereken havlularımızı, banyo havlularımızı, yüz havlularımızı ne kadar varsa getirdik. Sığdırabildiğimiz ölçüde sığdırdık. Evet, böyle hafif olan, çok hafif bir battaniye. Hafif ama çok sıcak tutan battaniye. Evet. Onu getirdik. Ama bunların yine hatırlı tutsuz hiçbirine para verip almadık. Bunların hepsi kendi kullandığımız eşya. Kendi evimizden, kendi çeyizimizden, oradan kalma. Buradan değil mi? Kalanlar. Burada var mı? Var. İyisi var mı? Var. Ucuzu var mı? Var. Var. Yani ama evde var. Ona buna verip çöp atacağını aynı şeyi tekrar ediyorum ama getirdik yani. Herhalde biz bu 7 valizle yani kıyafetler dışında getirdiklerimizi sayarsak yine ne yap? Nereden baksan 200-300 belki 400 dolar cebimize kalmış oldu. Tabii yani. Ki. Tabii getirdiğimiz ki. Kadar. Evet. Bu da bir adet yorgan. Birer tane çocuklara birer yorgan. Bir de kendimize getirdik. Özellikle bunu torbayla çıkardım. Şimdi bunlar çok biliyorsunuz yer kaplayan eşyalar. Biz de taşım yani valizlerde daha ağır değiller ama yer kaplıyorlar. Ne kullandık bunun için de özel vakum torbaları aldık. Yani bilenler mutlaka var da bilmeyenler için göstermeye çalışıyoruz. Evet. Bu torbaları bulabilirsiniz Türkiye'de her yerde. Burada da var. Değil mi? Bunun içine koyuyorsun, koyduk. Kapatıyorsun. Evet. Şuradan neydi? Elektrik süpürgesini bağlıyordun değil mi bana? Evet, şeyler. Havayı aldırdık mı? Çek. Bu böyle küçücük bir şey hale gelebiliyor. Ondan sonra... Yer kaplamıyor. Çünkü gidiyoruz. Zaten çok hafifler. İşte yorganlar, kıyafetler çok ağır olmuyorlar. Yer kaplamasın diye biz böyle bir seçenek kullandık. Elimizden geldiğince evimizde ne varsa onları getirmeye çalıştık. Evet. Çok fazla ekstra. Böyle lükse kaç... Temel... yeni bir hayata başlarken neler ihtiyacı olabileceğimizi düşünüp getirdik. Yani başka sen bir bayan olarak takı makı, makyaj malzemesidir, evet, işte evet, bakım malzemesidir, parfüm, deodorant falan belki birer tane atmışızdır. Sabun, mabun, şu bu bir şey getirmedik. Ha, yani. Banyo için, yıkanmak için bizim yakanma bezlerini falan getirmiştik. Evet, bulduk gerçi. Kese, pardon. Kese. Keseler getirdik. Çocuklar için ilaç getirdik.
Evet, en önemlisi. Çocuklar için ilaç getirdik. Çünkü ilk başta ne yapacağımızı bilmiyoruz. O ilaçları nereden buluyor? Allah korusun tabii geldiler. Tabii ki sigortamız yok, hiçbir şeyimiz yok. Evet. Nereden ne alacağız bilmiyoruz. Buranın sistemi de farklı, öyle bizim eczanelerimiz gibi değil. Onu ayrıca anlatırız, hiç detaya girmeyeceğim evet. Ama ne getirdik? Minoset getirdim baş ağrısı için. Kendimiz için. Bir de minoset getirdim. Grip ilacı kullandığımız, teraflı getirdik. Teraflı getirdik. Orada kullandığımız ilaçlar. Çocuklar için ağrı kesici, ateş düşürücü, şuruplar. Pedi tuzlarımız vardı bizim. İşte grip için bir ilaçlarımız. Yani çocuklar olan arkadaşlar. Bir de kremler getirdik. İşte ne kremiydi? Burada sinek falan ısırıyor işte. Fenistil falan kullanıyordu Türkiye'de. Çünkü burada da var değerleri ama araştırmadım arkadaşlar. Onu da araştırıp öğrenmeye şey yapmadım yani. Evet, Türkiye'de daha hala onları kullanıyoruz. Yani ya gelip burada hangi ilacı bulurumu düşünmedim açıkçası. Şimdi de gidip soruyorsun. Şuram ağrıyor, şuram kaşınıyor. Bulup alabiliyorsun ilacı. Ayrıca anlatırız. Evet. Yani şu an artık öğrendik. Doktora gidebiliyoruz. İlacı nasıl alındığını tecrübe ettik. Onları başka bir videoda anlatırız evet. Size. Hastalandığımız zaman böyle bir video çekeriz dermişim. Evet. Hasta aa bakın şimdi hastaneye gidiyoruz falan diye. Sonra valizlerimizin aralarında tabii ki boşluklar kaldı. Biz bir tane valizimizde neyle kullandık? Buraya gelirken İzmirli olarak peynir yemeği, İzmir tulumunu çok seviyoruz. Evet. Peynirlerimizi böyle vakumlattık, içine koyduk. Evet, peynir. Onun için de Barış'a çok teşekkür ederim. Benim kayınçom, abisi olur. Buca'da peynircisi vardı. Çok iyi bir peynircisi vardı. Sağ olsun o da kestik parça parça. Onları değil mi kendi vakum makinesinde vakumlattık. Evet. Onu başka bir şeyine getirdik. Gevrek için tabii ki olmazsa olmaz. Dedik ki gidince şöyle bizi 5-10 gün idare edecek gevrek ve boyoz. Boyoz İzmirliler olarak gevrek ve boyoz getirmeyi unutmadık. Onları da valizimize. Yeri gelmişken yiyecek kısmını istersen bahsedelim. Tamam. Yiyecek kısmına girerken neler getirebiliyoruz, neler getiremiyoruz gibi. Evet. Kesinlikle yasak olan şeyler var getirmesi. Et ve et ürünleri. Yani buraya gelirken sakın sucuk, pastırma çok seviyorum. Ne olur bir atayım evet. Bir tane valizet demeyin. Zaten burada var. Ama biriniz de benim için Allah yani riske girip bir yarım ekmek kokoreç yapıp paketi getirirse hayır ya da İzmir'den midye. Yani yakalanırsanız sorumluluk kabul etmiyor ama getirirseniz de kırışırız yani. Sebze meyve yasak kesinlikle getiremiyorsunuz. Tohum getirmek tohum, yasak. Evet, bunlar zaten girerken size soruyorlar ne getirdin yiyecek diye. Ben de gelirken annem sağ olsun işte zeytin, ev yapımı, zeytinlerimiz, salçalarımız getiriyordum. Hani ne varsa sorduğumda söyledim. İşte peynir var. Saklamadık hiçbir zaman. Bildirdik. Evet. Ve şey demedim yani. Kesinlikle dedim ki kesinlikle et ve et ürünü getirmedim. Meyve getirmedim. Bunların yasak olduğunu biliyorum dedim girerken. Zaten hani soruyorlar. Anladığım değişiyor. Anladığım kadarıyla da et ve et ürünlerinde değil mi? Meyvelerde falan işte böcektir, şudur budur tabii veya hastalığı beraberinde taşıması açısından. Ya onların sınır şeylerinin evet. Öyle şeyleri şimdi soracaktı var. Arkadaşlar peynir mesela et ürünü değil mi? Et ürünü. Yani bazı bölgelerde daha katı herhalde. Daha katı evet, var yani. Evet onu duyduk. Denetim konusunda Houston'ın daha anlayışlı gümrük memurları olduğu ile ilgili bildirim var. Ne kadar doğru ne kadar yalan veya bizim o peyniri buraya getirmemiz aşırı derecede böyle skandal yaratacak bir suç mudur bilmiyorum ama ben İzmirliyim arkadaşım dedim yani. Evet. Bitince ne yaparsınız derseniz de bitince de Banu'yu tekrar Türkiye'ye gönderdi. Ya da Türkiye'den kayınvalidemi annemleri falan buraya gelirken getirmelerini peki. İsterim. Evet. Peki. Burada da var tabii ki güzel peynirler bulabiliyoruz. Seninle. Evet. Bendik bir şey yok. Ben bitirdim. Var mı anlatmak istediğiniz başka bir şey? Düşünüyorum ama bu kadar. Evet. Efendim bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Saati 9 yapmak üzereyiz. Çocuklar da yatağa geçecekler. Evet. Onları uyutacağız, evi toplayacağız, daha valizleri kaldıracağız. Bugün biraz şey oldu, kalabalık bir prodüksiyon oldu. Evi giderek stüdyoya çevirmeye çalışıyoruz sizinle beraber. Efendim iyi akşamlar diliyorum. Size günaydın, iyi günler ne zaman editleyip yükleyebilirsek. Görüşmek üzere. Bizi takip etmeye devam edin. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu? Tamam. Acaba attığım kameranın karşısına. İki tarafta. Ha. Orada. Okey. Böyle. Çevir. 1, 2, 3. Merhabalar. Herkese merhaba. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok komik olur böyle. Olsun. Ne oldu işte? Evet. Ve? Mini. Evet. Irmağ'ın en çok sevdiği oyuncakları aldık geldik. Bir de Lego.
Lego olmazsa... Ben vuracağım. Evet. Oraya göster anneciğim. Bana göster. Baksana arkadaşlar. Evet. Başka ne getirdik sizin için? Bu neyi getirdim? Bir koca torba Lego getirdik. Başka Lego... arkadaşlar. Lego'yu çok seviyorduk. Tabii Irmak müsaade ederse konuşabilsem. Irmakcığım, ben biraz anlatabilir miyim şimdi? Hayır. Peki. Hayır dedi. O yüzden anlatacak. Koca bir torba Lego getirdik. Çok fazla.